Evet, 2A sınıfı. Kaldır kafaları. Merhaba. Merhaba. Yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Hazır mısınız? Evet. Şimdi masanın üzerine elimdeki yapbozların parçasını koydum, tamam mı? Bu oyun 2 aşamalı bir oyun olacak. Biz ilk önce 1. aşamasını oynayacağız. Sonra 2. aşamasını tekrardan size anlatacağım. Hazır mıyız? Evet. Şimdi 1. aşamamız şu şekilde. Burada yapbozun bir parçası var. Elimde de diğer parçaları var. Bunlar birleştiğinde bir cümle haline gelecek. İki farklı parça. Tamam mı? Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Güzel. Şimdi ben size çağırdığım kişiye bu elimdeki parçalardan bir tanesini yüksek sesle okuyacağım ve vereceğim. Bu kişi bu cümleyi buradan tamamlamaya çalışacak. Anlaştık mı? Örneğin ben size diyeceğim ki şu an elimde olmayan bir cümleden örnek vereyim. Bugün hava çok güneşli. Bir vereceğim. Siz orada bu yüzden pikniğe gittik cümlesini bulacaksınız gibi. Tamam mı? Anlaştık mı? Güzel. Bu arada bu cümle burada yok. Boşu aramayın. Tamam mı? Evet. Şimdi başlasak. Evet. Ecem Naz koş. Ecem Naz, senin ilk yapboz parçan şu. Benim odam kardeşimin odasından. Tamamla bakalım. Buradan hangi cümleyle tamamlayabilirsin? Benim odam kardeşimin odasından. Hemen hiç yerinden kaldırma, orada birleştir. Üstüne hemen ekle yapbozumuzu parçalarından. Parçalarından birleştir, tutma birbirine. Aynen öyle, süpersin. Aferin sana. Evet, Batuhan geliyor. Batuhan, sana cümlem. Buradan aradan seçmek istiyorum. Buldum. Kışın Kars. Kars bir şehrimiz, biliyoruz ki. Al yapbozunun parçasını. Kışın Kars. Ne olabilir acaba? Buldun mu Batuhan? Neymiş? Kışın Kars. Evet, güzel. Emin olun çok soğuktur. Çocuklar çok soğuktur. Ettim biliyorum. Aferin, Batuhan'ı da uğurluyoruz. Yaren geliyor. Yaren, senin cümlen. Ali Osman'dan. Ali Osman'dan. Ne olabilir acaba? Ali Osman'dan. Daha iyi. Daha iyi. Futbol oynuyor. Süper, harika. Emir mi geliyormuş? Hanimiş de Emir'im geliyormuş. Emir, kırmızı çantada. Bir bak bakalım neyle tamamlayacaksın. Kırmızı çantada. Okula gidemem. Sinema kadar eğitim. Kırmızı çantada. Wow, buldu. Ne oldu Emir cümlen? Oku bakalım. Kırmızı çantada en az beyaz kadar güzel. Aferin Emir, de yerine uğurluyoruz. Furkan geliyor. Furkan, çok susadı. Çok susadı. Acaba neden? Çok susadı. Sabah uyanamadım. Gelmiyorlar ki. Kopya veriyorum, beğenmiyor. İşte okula gidemedi. Çok susadı için. Olmaz mı? Çok susadı. Aa, buldu ya. Yine kafa karıştıramadı. Neymiş Furkan cümlen? Çok susadı çünkü kraker yedi. Hem de dans edeydi. Aferin, Furkan'a da uğurluyoruz. Ertuğrul. Ertuğrul, koş koş koş. Gece geç yattığı için, al bakalım kağıdını. Gece geç yattığı için maç iptal oldu. Gece geç yattığı için sabah uyanamadı. Süper. Ben. O zaman ben diyen Mete geliyor. Teşekkürler Ertuğrul, harikasın. Evet Mete, gel gel, düşer boş ver. Onu çağırmadık. Acaba? Niye? Onu çağırmadık, okula gidemedi.
Masaya müdahale etmeyelim lütfen. Teşekkür ediyorum. Onu çağırmadık. Onu çağırmadık. Çünkü bizi kızdırdı. İşte kızdırmasaydı çağırırdık. Onu çağırmadık çünkü bizi kızdırdı. Hatice koş. Hatice cümlen geliyor. Yağmur yağdığı için. Yağmur yağdığı için. Bum 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 bum. Yağmur yağdığı için. Ne olmuş olabilir? Yağmur yağdığı için ne olmuş Hatice? Maç iptal olmuş. Güzel. Elif geliyor. Elif cümlen hasta olduğu için. Hasta olduğu için. Okula gidemedi. Süpersin Elif'ciğim. Ve son olarak diğer Elif kaldı. Gel bakalım Elif. Elif cümlen Selim gezmeyi. Selim gezmeyi. Ne şanslısın. Selim'le ilgili bir Selim gezmeyi. Evet. Evet. Selim gezmeyi. Elif kitap okumayı sever. Son cümle de bana kaldı. Televizyonda sinema kadar etkilidir. Yapbozlarımız burada. Hepsi harika. Yapbozları ikinci bölüme geçeceğiz, tamam mı? Şimdi gelelim ikinci bölüme. Tahtaya ne yazdım? Sebep, sonuç ve karşılaştırma diye iki bölüm yazdım. İkisinin de altına iki tane poşet bıraktım. Göremeyen var mı? Güzel. Şimdi birinci bölümde birleştirdiğimiz cümleleri bazıları karşılaştırma cümlesi çocuklar, bazıları da sebep, sonuç cümlesi. Biz ikinci bölümde ne yapacağız? Ben yine kimi çağırırsam hop koşarak gelecek. Benim söylediğim cümleyi oradan bulacak. Ve bu cümle sebep sonuçsa götürüp sebep sonucu poşetine bırakacak. Yapbozun iki parçasını. Karşılaştırma cümlesi ise hop karşılaştırma cümlesinin dosyasına yapbozları bırakacak. Tamam mı? Şöyle yani. Mesela diyeceğim ki ben hasta olduğu için okula gidemedim. Sen bu parçaları buradan bu şekilde alacaksın. Eğer bu bir sebep sonuç cümlesi ise götürüp sebep sonuç cümlesini atacaksın. Bir karşılaştırma cümlesi ise hop bilip karşılaştırmayı atacaksın. Aynen öyle. Bazıları karşılaştırma, bazıları sebep sonuç. Hiç onun içinde cümle yok. Tamam? Oldu mu? Okey misin? Yap bakayım yolculuğu. O zaman başlıyoruz. Hazır mısınız? Tık tak tık tak bum 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 bum. Bu sefer Elif tutkunla başlayacak. Biraz önce sona kaldı. Dedi mi? Demedi. Evet Elif'cim, senden istediğim cümle Ali Osman'dan daha iyi futbol oynuyor cümlesini bulup sebep sonuçsa sebep sonuca, karşılaştırmaysa karşılaştırma poşetine yollaman. Bakalım nereye yollayacak? Dur bakalım, yardımcı olayım ben sana. Evet, yolladık. Nereye yolladın Elif? Karşılaştırmaya yolladık. Karşılaştırma buna dayanamadı. Evet. Sıradaki Elif Şimşek geliyor. Elif Şimşek cümlen. Onu çağırmadık çünkü bizi kızdırdı cümlesi. Onu çağırmadık çünkü bizi kızdırdı cümlesi. Bir karşılaştırma cümlesi mi? Sebep sonuç cümlesi mi? Düşünüyor Elif, bakalım nereye götürecek. Sebep sonuca. Evet. Çünkü hemen irdeleyelim cümlemizi. Onu çağırmadık çünkü bizi kızdırdı. Sebebimiz ne? Kızdırması değil mi? Kızdırdığı için sonuç olarak ne olmuş? Onu çağırmamışlar. Harikasınız. O zaman Mete geliyor. Mete cümlen Selim gezmeyi, Elif kitap okumayı sever cümlesi. Evet, cümleyi buldu. Sebep sonuç mu karşılaştırma mı Mete? Hangisi? Evet, karşılaştırmaya attım Mete'de. Ve koş koş koş, Emir geliyor, koş koş koş. Emir cümlen gece geç yattığı için sabah uyanamadı. Gece geç yattığı için sabah uyanamadı. Evet, cümlemizi buldu. Sebep sonuç mu karşılaştırma mı sence Emir?
sene sonuç diyor. Bildi mi? Bildi. Peki Emir, sana bir soru. Gece geç yattığı için sabah uyanamadı cümlesinde sebep hangi kısım? Bunun sonucu ne? Süpersin Emir'cim, aferin sana. Ertuğç geliyor. Ertuğç'un cümlesi: kırmızı çantada en az beyaz kadar güzel olsun. Kırmızı çantada en az beyaz kadar güzel. Evet, Ertuğç buldu cümlesini. Sebep sonuç değil mi Ertuğç? Hadi ya. Asla kandıramıyorum çocuklarımı, gördünüz. Akıllamadım benim. Tabii ki de bir karşılaştırma cümlesi değil mi? Aferin Ertuğç. Hatice koş. Koş koş koş. Gel gel gel. Hatice, cümlen hasta olduğu için okula gidemedi cümlesi. Hasta olduğu için okula gidemedi. Sebep sonuç mu, karşılaştırma mı? Hasta olduğu için okula gidemedi. Sebep sonuç diyor, o zaman ne oluyor? Hasta olduğu için okula gidemedi. Sebebimiz ne? Duyayım, sebebimiz ne? Hasta oldu. Sonucumuz ne? Okula gidemedi. Süper, o zaman Furkan geliyor. Furkancığım, senin cümlen benim odam kardeşimin odasından çok daha düzenli cümlesi. Hızlı hareketle nereye yolladın? Karşılaştırmaya. Kimle kimin karşılaştırılması yapılmış Furkan? Evet, aynen öyle. O zaman Yaren geliyor. Yaren, senin cümlen çok susadı çünkü kraker yedi cümlesi. Çok susadı çünkü kraker yedi. Sebep sonuç diyor. Sebep ne Yaren? Sonuç ne o zaman? Kraker yemesi sonuç mu, sebep mi? Evet, güzel. Sebep çok kraker yemesi ve sonuçta çok susaması. Batuhan koş. Koş koş koş. Batuhan, senin cümlen yağmur yağdığı için maç iptal oldu cümlesi. Yağmur yağdığı için maç iptal oldu. Evet, ne cümlesiymiş bu Batuhan? Sebep sonuç. Peki yağmur yağdığı için maç iptal oldu cümlesinde sebep ne? Sonuçta ne olmuş? Harikasın Batuhan, süpersin. Ve son olarak Ecem Naz giren ses geliyor. Ecem Naz, senin cümlen de kışın Kars Adana'dan daha soğuktur olsun. Hadi bakalım. Kışın Kars Adana'dan daha soğuktur. Süper. Nereyle nereye karşılaştırılmış? Ankara değil Kars. Ankara olsa duramazdık, Kars'tır o. Güzel. Soğukluk açısından karşılaştırılmış. O zaman son bir cümlem kaldı. Buna da hep birlikte cevap vereceğiz. Hazır mısınız? Televizyonda sinema kadar etkilidir cümlesini sebep sonuca mı, karşılaştırmaya mı atayım? Karşılaştırma. Karşılaştırma diyenler. Karşılaştırma dışında cevap veren var mı? Yok. Güzel. O zaman bunu da karşılaştırma cümlesine atıyoruz ve oyunumuza burada son veriyoruz. El sallamayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bak ne güzel şeyler. Abone olun. Görüşürüz. Yorum, like.